Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Yazgi Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlere saatler konusunu anlatacağım. Saatleri nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz, bunları göstereceğim. Devamında alıştırmalar yapacağım. Daha sonra saatler arasında veya dakikalar, saniyeler arasında bu şekilde dönüşümler ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, bunları sizlere göstereceğim. Devamında saatlerle toplama çıkarma nasıl yapılacak? Çünkü bu konular problem çözerken bize çok gerekli olacak konular. Hemen başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz bir gün 24 saat. Fakat böyle sayısal saatlerin üzerinde 12'ye kadar rakamlar var. Yani demek ki o zaman iki defa dolaşması gerekiyor şu kısa olan akrebin. Çünkü akrep saatleri gösteriyor. Peki bir gün ne zaman başlıyor? Genelde insanların uyuduğu gece yarısı dediğimiz sıfır noktası diyoruz biz buraya, yani 12'nin olduğu yere. Gece yarısı bir gün başlıyor. Sonra akrep ilerliyor bir saat. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bunların isimlerini yazalım bir taraftan. Yelkovan bu arada ne yapıyor? Yelkovan dakikaları gösteriyor, biliyorsunuz. Yelkovan bir tur attığında burada akrep sadece iki rakamın arasında bir defa ilerlemiş oluyor. Yani bir saat geçmiş oluyor. Yelkovan dakikaları gösteriyor ve bir defa döndüğünde 60 dakika geçmiş oluyor. Her rakamın arası beşer dakika olarak birazdan sayacağız zaten. İşte gece yarısı, yani 00 dediğimiz yerde başladıktan sonra bu şekilde akrep her bir rakamı ilerledikten sonra sabah oluyor işte saat 6'da 7'de. Daha sonra 8, 9 ilerliyor işte öğrenciler okula gidiyorlar. İnsanlar işlerine gidiyorlar. Ve 12'ye kadar olan zamana biz öğleden önce diyoruz. Yani bir günün yarısı geçmiş oluyor. Sonra öğleden sonraki zamanlar başlıyor. İşte öğrenciler derslerine devam ediyorlar. Öğlen arası oluyor falan. Burada öğleden sonraki birin olduğu yere geldiğinde artık biz saati 1 değil 13 diyoruz. 2'ye geldiğinde 14 diyoruz, 15 diyoruz. Böyle saatler ilerliyor işte. Öğrenciler okuldan çıkıyorlar. Saat 16 oluyor, 17 oluyor, 18 oluyor. Böyle ilerliyor. Akşam oluyor, 19. İşte yemek yiyoruz ailemizle beraber. 20 oluyor. Ödevler varsa onlar yapılıyor ya da başka etkinlikler yapılıyor evde. 21, 22, 23 oluyor ve yavaş yavaş artık insanlar dinlenmek için uyku saati geliyor. Ve tekrar başlangıç noktasının olduğu yere geldiğinde akrep ve yelkovan bir gün tamamlanmış oluyor. Biz buraya 24 diyoruz. Tabi 23.59'dan sonra 24 yazmıyor saatlerde. Dijital saatlerde görürsünüz 00.00 yazar şöyle dijital saatlerde. Ve tekrar yeni bir gün başlıyor demektir aslında. 24 olan yer başlangıç noktası. Peki biz saatleri yazarken nasıl yazıyoruz? İlk önce akrebi yazıyoruz. Ve akrebin gösterdiği yere baktığımızda 7'yi geçmiş, 8'e henüz gelmemiş. Saatleri yazarken gelmediği sayı yazılmaz. Hangi rakamı geçmişse veya hangi rakamın üstündeyse o yazılır. Yani ben öğleden önceki zaman olduğunda saati 07 olarak yazdım. Niye 07 yazdım? Baş tarafındaki yeri boş bırakmadım. Çünkü başkası gelip oraya bir rakam yazarsa bizim saati bozar. O yüzden baş tarafı boş bırakmadım. Yelkovanı yazacağız. Yan tarafa dakikaları bir nokta koyuyorum arasını ayırmak için. Bakın buraya gösteriyor değil mi? Başlangıç noktasından sayıyoruz. 5, 10, 15, 20, 25. Yani saat 7'yi 25 geçiyor. 7.25. Öğleden sonra olduğunda 7 demek 19 demek. 12 ile 7'yi topladığınız zaman 19 oluyor değil mi? Veya tek tek sayabilirsiniz. 19 yazacağız o zaman. 19 dakikalar aynı. 25. Şimdi birkaç tane alıştırma yapalım, sonra diğer konuları göstereyim size. En çok yanlış yapılan saatlerden birisi. Öğrenciler genelde buraya yazarken saati ilk önce 2 olarak yazıyorlar ve yanlış. Neden? Çünkü şu anda saat tam 2 değil. Bakın Yelkovan tam buraya gelse başlangıç noktasında tamam. Saat tam 2 olacak ama çok az kalmış. 5 dakika kalmış. O zaman biz henüz 2 yazamayız bu saate. Ne yapmalıyız? 1 yazmalıyız. Peki kaç dakika geçiyor Yelkovan? Saydığımız zaman beşer beşer 55. Yani saat şu anda 1.55. Öğleden sonraki bir zaman olduğunda 13.55 yazacağız. Şuna bakalım. Bakın 4'ü geçmiş, 5'e doğru yaklaşıyor. Az kalmış ama 4 yazmalıyız tabii ki. 0.4 yazdık. Kaç dakika geçmiş? 45. Yani saat 4.45. Bazen büyükleriniz şöyle de diyebilir. Saat kaç diye sorduğunuzda 5'e çeyrek var derler. Ne demektir bu? Bakın
5'e çeyrek kadar kalmış. Yani 1 saatin şöyle çeyreğini düşündüğünüzde 15 dakika ediyor zaten. Ya da şöyle derler, 5'e 15 var ya da 5'e çeyrek var derler. Onların söylediği doğrudur ama yazarken 4.45 yazacağız biz. Kolayını söylüyorlar yani, aslında 5'e çeyrek var demek biraz daha kolay çünkü. Öğleden sonra olduğunda 16.45 yazacağız. Burada akrepte yelkovanda bakın başlangıç noktasında. O zaman öğleden önceki saat demek 00.00 demek. Yani saat şu anda henüz başlamamış, sıfırda yani. Öğleden sonra olduğunda da 12 demektir bu. Bunu da yazdık. Burada da 10'u geçmiş akrebimiz 10. Peki ne kadar? 30 dakika geçmiş. 10.30. Buna da yarım saat diyoruz biliyorsunuz. 10.30 diye söylenir. Ama yazarken 10.30 diye yazılır. Öğleden sonraki zaman 10 kaç oluyor? 12 ile 10'u toplayınca 22 oluyor. 22.30 diye yazmalıyız. Buradaki saatimiz akrep 2'yi geçmiş. 2 yazalım. Kaç dakika geçmiş? Saydığımız zaman 40 dakika. 2.40. Öğleden sonra olduğunda 14.40 yazmamız lazım. Öğretmenimiz şöyle bir alıştırma sorarsa, saati verip de akreple yelkovanı siz çizin derse şöyle yapmalıyız. İlk önce 20'yi, yani kısayı çizeceğiz. Akrep 20 demek ne demekti? 8. Yani 20'den 12'yi çıkarın. 8'in olduğu yer. Peki ne kadar geçmiş? 35 dakika. O zaman 8'i bayağı geçmiş. 9'a doğru ilerliyor. 8 de 9'un neredeyse ortasını gösterir böyle. Kısayı çizdik. 35 neresi? Şurası. 5'er 5'er saydığımızda. Uzunu da böyle çizeceğiz. Ve uygun şekilde yapacağız. Şimdi problemlerde bizim çok işimize yarayacak dönüşümler. Saatleri dakika yaparken ya da dakikaları saniye yaparken, yani merdiven şeklinde aşağı doğru inerken çarpma yapacağız. Peki kiminle çarpacağız? 60'la. 60'la çarpma yapacağız. Burada da aynı şekilde. Neden? Çünkü 1 saat 60 dakika. O yüzden. Zaten şurada da var. Bakın 60 dakika. Yukarı doğru çıkıyorsak, yani bize işte ne vermiş? Bakalım şuralar. Dakika vermiş. Bunu saat yap diyor. Mesela dakika vermiş, yukarı çık diyor. Saat yap. Yukarı çıkarken de bölme yapacağız. Şöyle göstereyim. 60'a bölme yapacağız. Her zaman bir basamak çıktığımızda. Şimdi uygulayalım. 4 saat kaç dakika? Ne yapıyoruz? Aşağı iniyoruz. 60'la çarpıyoruz. Yani 4 çarpı 60. Şöyle göstereyim. Ne yapar? 240 dakika. Yazalım. 3 dakika saniye. Bakın dakika verdi, saniyeye döndüreceğiz. Aşağı iniyoruz. Yine 60'la çarpacağız. Yani 60 çarpı 3. O da 180 dakika. Peki şöyle bir alıştırma olduğunda, 2 saat ve 30 dakikayı hepsini dakika yapın diyor. Bunlar dakika zaten. Ben şunları dakika yapıp hepsini beraber bir araya getiririm. 2 saat demek 2 çarpı 60 ne yapar? 120. 38 de burada var. Onu da toplarım. 120. 38 daha ne yapar? 158. Demek ki 158 dakika eder. 5 dakika 23 saniye. Yine 60'la çarpacağız. İlk önce şu dakikaları. 60 çarpı 5 ne yapar? 300 saniye. Güzel olmadı. Neyse. 23'ü de toplarız. Eşittir 323 saniye yazmalıyız buraya. Dakikaları saat yaparken ne demiştik? Dakikadan saate bölme yapacağız. Yani 540'ı 60'a böleceğiz. Burada 60'ar 60'ar saymak yerine 54'te 6'yı düşünebilirsiniz. İşiniz daha kolay olur. 6 kere 9 54 değil mi? O zaman buraya 9 yazabilirsiniz. Şimdi çarpalım bakın. 9 kere 0 0, 9 kere 6 54. Demek ki 9 saat yapıyormuş. 360 dakika, yine 360'ı 60'a böleriz. 6 defa var. 6 kere 60 360 ediyor. Çıkartırız. 6 saat. 420 dakika. Bunu da saat yapalım. 420'yi 60'a bölelim. Şimdi buna şöyle şurada göstereyim. 42'de 6 kaç defa var? Bunu düşündüğümüz zaman 6 kere 6 36, 7 kere 6 42. Evet, 7 saat ediyor. 7 saat diyorum, özür dilerim. Neredeyiz? Buradayız. Evet, doğru söylemişim. 7 saat ediyormuş. 7 saat dakika kalmadı. Burada artan olmadığı için o zaman burası boş kalacak. 270 saniyeyi dakika ve saniye yapalım. 270'i 60'a bölelim. Kaç defa var? 5 tanesi 300 yapıyor. Fazla geliyor. 4 tane var.
4 kere 0 0, 4 kere 6 24. Bakın burada kalan var. O zaman şöyle yazacağız. Buradakileri dakika kısmına, 4 dakika oldu. Şunlar da saniye olarak kaldı. Buraya 30 yazacağız. Bu şekilde ayırabiliriz, dönüştürebiliriz. Peki toplama çıkarma yaparken nelere dikkat edeceğiz? Problemlerde çok sık yapmanız gerekecek. Şimdi ilk başta ben böyle ayırarak yazdım. Sonra bu şekilde yapacağım. Dikkat edeceğimiz şey dakikaları alt alta, saatleri alt alta yazacağız. Bu şekilde olduğunda noktalı olan yerler alt alta gelsin. Dakikalar bu tarafta, saatler bu tarafta. Dakikaları ayrı toplayacağız. Sonra saatleri toplayacağız. Eğer fazlalık olursa birazdan olacak. Onu da size göstereceğim. İlk önce dakikaları toplayalım. 15 ile 20'yi topluyoruz. 5, 0 daha 5. 1, 2 daha 3. Burası tamam. 3, 1 daha 4. 4 saat 35 dakika oldu. Bu da aynısı bakın. Yine nokta olduğunda da aynısını yapıyoruz. Evet, ne oldu? 4 saat 35 dakika. Peki çıkarma yaparken de yine aynı. Dakikalar alt alta, saatler alt alta olmalı. Şimdi burada 40'tan 15'i çıkarabiliyorum. Herhangi bir sorun yok. Çıkaralım. 0'dan 5, yani 10'dan 5 çıktı 5. Burada 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2. 7'den 3 çıktı 4. Yani 14.25 oldu saat. Peki toplama yaparken fazlalık olursa ne yapmalıyız? Bir bak göstereyim şöyle. 5, 0 daha 5. 4, 3 daha 7. Bakın 75 dakika oldu. Bu dursun burada. Birazdan bir işlem daha yapacağız. Saatleri de toplayalım. 12 oldu değil mi? Bu ne demektir? Bakın şöyle bir örnek vereyim. Örneğin bir sporcu 10.45'te çalışmaya başladı. Antrenman yapmaya başladı. 2 saat 30 dakika çalıştı. Antrenmanı bitirdiğinde saat kaçtı? Mesela böyle bir soru karşımıza gelebilir. 12.75 diyemeyiz. Şimdi saat 12.75 olmaz. Burası fazla. 60 dakikayı o zaman buradan ayıracağız. 75'ten 60'ı alacağız. Geriye ne kalıyor? 15 kalıyor değil mi? Bu 60'ı 1 saat yapıp şuraya vereceğiz. Ve saat olacak 13. Burada ne kalıyor? 15. Demek ki sporcu bitirdiğinde saat 13.15 olduğunu söyleyeceğiz. Yani bu şekilde bırakmayın demek istiyorum. Fazlalık olanları yan tarafa saat olarak gönderin. Şu çıkarmaya dikkat edelim. Şimdi bakın 20 dakikadan 30 dakikayı çıkaramayız değil mi? Şöyle ayırıp da göstereyim. İlk önce buradan bu dakikalardan dakikalar çıkıyor mu? İlk önce onu kontrol edersiniz benim gibi. Bakın çıkmıyor. O zaman komşudan bir tane saat alırsınız. Bazen öğrenciler bir onluk alıyor. Yanlış oluyor. Yani normal çıkarma işlemi gibi yapmayacağız. Bir saati alıp buraya dakika olarak vereceğiz. Bir saat 60 dakika. 20 de burada var, 80 oluyor. Burada ne kalıyor? 18 saat kalıyor. Şimdi çıkaralım. Şimdi artık çıkarabiliriz. 0, 8'den 3 çıktı 5. 8'den 5 çıktı 3 ve 13.50 oldu saat. İşte bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili problemleri de bir başka dersimizde inşallah yapalım. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.